tesadüf oldu. Delikanlının gözlerinden öptüm, teşekkür ettim. Onu bundan ibaret. Evet. Peki, şimdi Bahçeli dediğiniz bir konuyu sormak istiyorum. Görseller eşliğinde sormak istiyorum. Bugün Ali Koç Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu efendim. Önce CHP Genel Merkezi'ne gitti. Sayın Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Malumunuz dün Göztepe maçında gergin anlar yaşandı. Kendisi itildi, yüzüstü düştü filan. Ama bence bunlar daha önceden organize edilmişti büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Önce Özgür Özel'e gitti, arkasından da Sayın Bahçeli'yi ziyaret etti. Evet. Dostlukları eskiden beri bilinir aslında. Telefonla da sık sık görüştükleri hakkında bende bilgiler var en azından. Şu fotoğraflar servis edildi MHP Genel Merkezi'nin kurumsal hesaplarında. Ali Bey de bunları paylaştı. Fotoğraflarda enteresan bir detay var. Bir sonraki kareye geçersek o detayı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, şurada takvim. Sayın Bahçeli'nin genel merkezdeki odasında 17-25 takvimi konulmuş. Bu uzun zamandır yoktu. Hatta uzun zamandır olmadığına dair bir fotoğraf var elimizde. Bundan bir ay önce gene aynı makam odasında paylaşılmış bir fotoğraf. Ali Koç'un olmadığı ama odanın olduğu bir fotoğraf olması lazım rejide. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafta gözükmüyor bu. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin görüştüğü odada bu fotoğraflar var. Bu bir Photoshop değil diye tahmin ediyorum. Yok, bizzat haber yapılmış o dönem haber sitelerinde yer alıyor. Yok, bundan değil. Ali Koç'la olan fotoğraftan bahsediyorum. O da gerçek fotoğraf. Tekrar dönelim o fotoğrafa. Ali Koç'la olan fotoğrafa dönelim Sayın Devlet Bahçeli'nin. Ne anlamalıyız biz bu kareden? 17-25 duygusuna geri mi dönüyor Sayın Bahçeli ve MHP? Bakın, Devlet Bahçeli'nin hayatının hiçbir aşamasında tesadüf yoktur. Katılıyorum, onun için söylüyorum. O da tesadüf olmaz. Değil. Kesinlikle katılıyorum size. Bu bir mesaj. Daha kime önce mesaj bir bu? Dosya biliyorsunuz. Evet. Bir dosya ve yüzük mesajı vardı. Tabii ki bu iktidara mesaj. Bütün kendisi de iktidar. Kendisi ortak ama kârda ortak, zararda ortak değil. Çok iyi bir ortak. AKP zarar ediyor, ona ortak olmuyor. AKP'yi zarar ettiriyor, ona da ortak olmuyor ama kârda ortak. Şimdi ben Erdoğan'ın bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bu dehşet bir fotoğraf. Evet. Yani şu fotoğrafı tekrar gösterelim. Bundan değil. Yani. Bu ortaklık biçiminden rahatsız oldum. Şimdi bu genel fotoğrafla da gözüküyormuş bu arada. Evet. Ben atlamışım. Şurada gözüküyor efendim. Evet. Bu saat, ki çok tartışılmıştı bu saat o dönemde. 17-25 iddiaları kapsamında Sayın Bahçeli saati burada durduruyorum demişti. Odasına koymuştu bunu. Evet. Şimdi mesela bütün benim bildiğim MHP'ye yakın emniyet müdürleri görevden alındı. Bu önemli bir şey. Bu MHP'yi çok rahatsız etmiştir. Ve bir gerilim olduğu açık. Muhtemelen parlamenter demokrasiye dönüş süreci başlamış durumda. Parlamenter demokrasi neyi sağlayacak? Bir defa Erdoğan'ı %51'den kurtaracak. İki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir koalisyondan kurtaracak. Üç, bu %51'in başkasının eline geçmesi durumunda o gücün ne olduğunu Erdoğan'dan daha iyi kimse bilmiyor. Ve ya benim sahip olduğum güç, benim için şekillendirilmiş güç, şimdi bir başkasının elinde bu tahammül edilir bir duygu değil. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda %36 ile birinci parti olup iktidarın büyük ortağı olmak varken %48 ile kaybetmek bu kolay girilecek bir risk değil. Ve kaybedecek mi? Evet, kaybedecek. Çünkü Türk tarihinin en kötü ekonomik krizini yaşıyoruz. Evet. Daha kötüsünü yaşamadık. Kesinlikle öyle. Bunu ben söylemiyorum. Bunu esnaf söylüyor. Bunu köylü söylüyor. Bunu iş dünyası söylüyor. İş adamları söylüyor. Bugün Ekonomi Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ettim. Olağanüstü kıymetli tespitlerini ve bilgilerini paylaştılar.
kendilerine telefon eden iş adamlarının nasıl feryat ettiklerini anlattılar bize. Özetle gerçekten çok ciddi bir ekonomik kriz. Ve AKP'nin bir politikası yok bu ekonomik krizden çıkmak için. Vatandaş da bu politikaların sonucunda şöyle olur da rahatlarız umudunu yitirmiş. Onun için Türkiye erken genel seçime ihtiyaç duyuyor. Ve bu erken genel seçim parlamenter demokrasiyle olacak muhtemelen. Peki devlet bir bu erken genel seçime götürür mü? Şimdi götürür mü? Burada CHP ile ittifak ve anayasayı değiştirmek. Peki CHP açısından CHP parlamenter demokrasiye dönüşü istiyor. Şimdi burada Özgür Özel parlamenter demokrasiye dönüşü sağlayan muhalefet lideri olacak. Ama daha da önemlisi belki ondan parlamenter demokrasiye dönerse başbakan adayı Özgür Özel olur. Birinci parti olursa ve hala evet, yani İmamoğlu ve Yavaş ne olur da İmamoğlu ve Yavaş da görevlerine devam ederler Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Doğru mu? Doğru. Konu kapanmıştır, devam edelim. Siz ne yapacaksınız? Ben onu merak ediyorum asıl. Biz Zafer Partisi olarak. Evet. Biz Zafer Partisi olarak şu anda zaten sahada çalışıyoruz. Ben buraya İzmir'den geldim. İzmir'e Hatay'dan geldim. Hatay'a Adana'dan geldim. Adana'ya Çanakkale'den geldim. Çanakkale'ye Bursa'dan gelmiştim. Çanakkale'ye gitmeden önce iki gün ama Gökçeada'ya gittim. Fakat ben gittiğimde Ahmet Davutoğlu, Bartolomeus ve Amerikan Büyükelçisi yoktu. Onlar ayın 15'inden sonra gelmişler. Çünkü 15'inde orada bir Hristiyan şeyi varmış. Özetle Zafer Partisi sahada ve Zafer Partisi'nin oyları artıyor. Sebep, Zafer Partisi'nin oyları neden artıyor? Zafer Partisi'nin duruşundan ve politikalarından dolayı artıyor. Şimdi en son İstanbul politikaları merkezi olabilir. Bir araştırma şirketi ama aynı zamanda hani akademik kimliği olan bir yer. Ben de görünce şaşırdım. İstanbul'un sorunları üzerine bir çalışma yapmış. %60'la sığınmacılar birinci sırada geliyor. %55'le ekonomi ikinci, %43'le deprem üçüncü sırada İstanbul'da. Yani İstanbul kamuoyu sığınmacılar meselesini İstanbul'un ana meselesi olarak hem de böyle bir ekonomik krizde görmeye başlamışsa Zafer Partisi'ni bu konuyu çözecek tek parti olarak görmesi de doğal. İki, Temmuz ayında Hakan Bayrakçı'nın Sonar araştırma şirketinin yapmış olduğu özel bir anket var. O ankette seçmenin %13'ü Ümit Özdağ'ın sığınmacılar politikasına kesinlikle katılıyorum. %38'i de katılıyorum diyor. %50'si Zafer Partisi'nin politikalarının bu konudaki doğruluğuna ikna olmuş. Bu çok önemli bir tablo. Bakın. Bize oy verenin çok üstünde bir kitle bu konuda Zafer Partisi'ne katılıyoruz. Şimdi biz bunun ötesinde yani sığınmacılar meselesi ötesindeki politikalarımızı anlatmaya başladık. Özellikle de ekonomideki diğer partilerden ayrılan yaklaşımımızı anlatmaya başladık. Partimizin Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral birçok televizyonda, sosyal medyada Zafer Partisi'nin vergi